Merhaba bilgisayar takipçileri. Görmüş olduğunuz bu yazıcının kutu açılımını ve ön izlemesini yapacağız, ön incelemesini yapacağız. Markası Epson, modeli de EcoTank L3251. Bu yazıcı çok fonksiyonlu bir yazıcı, all-in-one tarzında. A4 yazıcı, A4 hem fotokopi hem scanner, aynı zamanda Wi-Fi ile ağ bağlanma. Arkadan beslemeli, görmüş olduğunuz gibi kağıt rafı bulunmakta. Aynı zamanda cep telefonundan da baskı alma özelliği bulunmakta. EcoTank sevgili arkadaşlar, 4 adet renk bulunmakta, siyah, sarı, magenta ve çayan. Şurada görmüş olduğunuzda Epson'un Smart Panel isimli uygulaması sevgili arkadaşlar. Bu uygulama üzerinden cep telefonunuzu kullanarak çıktı gönderebilirsiniz. Aynı zamanda fotoğraf baskısı alabilirsiniz. Ve yazıcının temizlik işlemlerini, yani kafa temizliği ya da kafa hizalama gibi işlemleri yapabilirsiniz. Wi-Fi'den bağlanabilme özelliği bulunmakta. Herhangi bir bilgisayara bağımlı olmaksızın bu yazıcıyı network üzerinden de bir Wi-Fi ağı üzerinden de kullanabilirsiniz. Bunun içerisinde neler var onları görelim. Evet, yazıcımızı açarken sevgili arkadaşlar şu not dikkatimi çekti. Bu yazıcıyı promosyonundan yararlanmak için QR kodunu okutun diyor. Sevgili arkadaşlar 3 yıl uzatılmış garantiye de sahip oluyorsunuz. Şimdi kutumuzu açalım. İki adet siyah mürekkep çıkıyor sevgili arkadaşlar kutu içerisinden. Söylediğim gibi çayan, magenta ve sarı yellow mürekkepler çıkıyor sevgili arkadaşlar. Bakalım. Paketten yazıcının haricinde bir de enerji kablosu çıkıyor. Bu arada unutmayın, USB kablosu yok. USB kablosu çıkmıyor. Onu ayrıca almanız gerekiyor. Bir daha bakalım. Evet, yazıcımızın paketten çıktıktan sonraki görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Şöyle detaylı çekim yapmaya çalışayım. Merak eden izleyiciler için. Bu ön kısımda görmüş olduğunuz gibi tuş takımı bulunmakta. Şimdi bu mavi bantları çıkartacağım. Müdahale kapağı burada. Mürekkep tankları burada. Ürünün kodu burada yazılı. L3251 Wi-Fi EcoTank sistemi. Şöyle çevirelim. Sağ yan tarafında. Burada mürekkep seviyesini gösteren, sanıyorum mürekkep seviyesi. Evet, mürekkep seviyesini gösteren bir boşluk bulunmakta. Aynı zamanda bu arka kısımda görmüş olduğunuz bu nokta 220 volt bağlantısı ve şurada da USB portu bulunmakta sevgili arkadaşlar. Şu şekilde yakından göstermeye çalışayım. Biraz daha aydınlatayım. Evet, bu şekilde. Yazıcımızın diğer yan tarafı ve genel olarak görüntüsü bu şekilde. Şimdi yazıcımızın bantlarını çıkartalım. Evet bilgisayar takipçileri, görmüş olduğunuz gibi yazıcı kutusundan çıkarttık. Yazıcının kutu içerisinden çıkan tüm aksesuarı bu kadar sevgili arkadaşlar. Mürekkepler, yazıcının kendisi ve enerji kablosu. Az önce enerji kablosunun nereden bağlantı yapıldığını göstermiştim. Şu arka kısımda hemen yazıcının bu kısmından bağlantı yapabiliyoruz. Enerji bağlantısını yaptıktan sonra şurada görmüş olduğunuz mürekkep haznesine mürekkepleri dolduracağız. Mavi, magenta, sarı ve siyah sevgili arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi tüm set artı bir adet de siyah mürekkep de yedek olarak gelmekte. Mürekkep doldurma işlemi çok kolay sevgili arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yapmayacağım. Önce USB kablosunu bağlayıp yazıcıyı aşama aşama kurmam gerekiyor. Kurum aşamasını göstermeyeceğim. Orası çok kolay çünkü. Yani onu herkes yapabilir diye tahmin ediyorum. Burada önemli olan doğru mürekkebi doğru hazneye doldurmak sevgili arkadaşlar. Bakın burada C, M, Y ve BK olarak farklı farklı renklerde kodlanmış ve burada da görmüş olduğunuz gibi Y, M, C ve BK olarak sıralı olarak verilmiş. BK olan bilek zaten siyah, bunu biliyorsunuz ve diğer renkleri de olduğu yerlere dolduruyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şimdi burayı kapatalım. İlk kez kullanacaklar için şöyle bir uyarıda bulunayım. Şimdi bu kapak bazen zor açılıyor. Ben bu yazıcıdan bir tane daha kullanıyorum. Şu kapak zor açılıyor bazen. Bu kapağı açarken biraz şöyle sert çekmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Tabii öyle kıracak şekilde de değil de malumunuz şöyle ince bir plastik. Şurada görmüş olduğunuz, bakın ince bir tırnak var burada sevgili arkadaşlar. Bu tırnak şurada görmüş olduğunuz bölgeye geçiyor. Şurada. Bakın şurası.
Oradan çıkarken bazen zor çıkıyor arkadaşlar. Bu nedenle burayı açarken biraz zorlamanız gerekebilir. Kimse kurcalamasın diye şuraya kilit takabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Küçük bir pin takabilirsiniz buraya. O zaman açılmıyor. Görmüş olduğunuz gibi şuradan. Hatta şöyle söyleyeyim. Şu ara bunun kapağının açılmaması için bir emniyet görevleri sevgili arkadaşlar. Şimdi yazıcımızın kağıt besleme kısmı o arka taraf. Görmüş olduğunuz gibi buraya şöyle rastgele bir kağıt koyalım. Tabii önce kağıdın boyutunu ayarlıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bakın. Daha sonra kağıdımızı şu şekilde yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde kağıdımızı yerleştiriyoruz. Şimdi bu şekilde yazıcımız USB kablosunu bağladıktan sonra kurulumu hazır. Kurulum aşamasına geçtikten sonra da sizden mürekkepleri isteyecek sevgili arkadaşlar. Kurulum yaparken şurada görmüş olduğunuz bir DVD'si bulunmakta. Bu DVD'de software yani programı bulunmakta. Yazıcı bakımıyla ilgili önemli bir uygulama. Çünkü yazıcının bakımını bu uygulama üzerinden yaptığınızda daha verimli oluyor sevgili arkadaşlar. Eğer sadece driver yüklerseniz o zaman sadece yazıcı olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu yazıcının bir de tarayıcı özelliği var. Görmüş olduğunuz gibi burada belgelerinizi tarayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani herhangi bir belgeyi A4 boyutunda tabii ki. A4 ve altındaki kağıt ebatlarını buraya sığdırabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi tarayıcı fonksiyonu özellikleri bulunmakta. Örneğin burada siyah beyaz yani siyah baskı almak için fotokopi var. Şurada da renkli fotokopi almak için buton var. Bunları tabii ki ürünü kurduktan sonra bilgisayarınız üzerinden de yapabilirsiniz. Ya da dilerseniz network'ten bağlayıp, Wi-Fi'den bağlayıp yazıcıyı direkt olarak Wi-Fi ile kullanabilirsiniz. Wi-Fi kurulumuyla ilgili ürünün üzerinde sevgili arkadaşlar paket üzerinde bilgi bulunmakta. Bunu da şöyle göstereyim. Kurallara uygun olarak mürekkep tankı doldurma ve Wi-Fi Direct kurulumunu buradan yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Söylediğim gibi çıktı alma işlemi herhangi bir PDF dosyası ya da bir Word dosyası, Office dosyası ya da bir Excel dosyası yazdırabilirsiniz. Onu da nasıl yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar? Az önce yine size bahsettiğim şu Epson Smart Panel isimli uygulamayı kullanarak yapabiliyorsunuz. Sizlere önemli bir tavsiyem daha olacak sevgili arkadaşlar. Ben bu mürekkep tanklı yazıcılardan uzun süredir kullanıyorum. Bu yazıcıların uzun ömürlü olabilmesi için en önemli şart şuradaki alt çizgiyi geçmeden mürekkep rolunu yapmanız. Bu birinci şart. İkincisi mutlaka yazıcının mürekkep başlığının temizlik işlemini, mürekkep başlığı hizalama işlemini mutlaka ama mutlaka en az haftada bir defa yapın sevgili arkadaşlar. Ya da 15 günde bir de olabilir ama haftalık yapsanız bence daha iyi. Çünkü abartılı gelebilir fakat yazıcının ömrüne inanılmaz katkı sağlıyor sevgili arkadaşlar. Bu konuda güvenebilirsiniz. Bunun haricinde yazıcının panelini şurada açabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi yazıcının hortumları ve mürekkep taşıyıcı hortumları ve yazıcının yazdırma kartuş kafası başlığı bulunmakta. A4 kağıdı şu arka taraftan giriş yaparak bu bölgede yazdırılıp ön taraftan da şu bölgede bize sunuluyor sevgili arkadaşlar. Yazıcının fiyat bilgisine gelince sevgili arkadaşlar, Epson güvenilir bir marka bence. Ben de güveniyorum bu markaya. Sevgili arkadaşlar gerçekten uzun ömürlü. 6 yıldır kullandığım bir yazıcısı var. O yazıcı hakikaten ödediğim paranın hakkını misliyle bana geri verdi. 8100 sayfa. Siyah baskı alırsanız sadece. Renkli baskı alırsanız 6500 sayfa. Evet bu konuda Epson iyi sevgili arkadaşlar. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu yazıcı kullanmaya ben devam edeceğim. Yine bununla ilgili sormak istediğiniz bir soru olursa ben de eğer bilgim dahilindeyse sizlere yanıt vermeye çalışıyorum. Herkese sağlıklı güzel günler dilerim arkadaşlar. Kanalımızı beğenmeyi, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bize destek olun sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın.